İklim ekonomisinden merhabalar. Türkiye'de ve dünyada çokça konuşuluyor son dönemlerde iklim değişikliği. Birçok faktör var aslına bakarsanız. Dünyadaki çevresel etkileri, ekonomiye etkisi. Fakat bir boyut hiç konuşulmuyor. Tüketiciye, yani vatandaşa, bizlere etkisi ne bu iklim değişikliğinin? Çok değerli bir isim bizlerle birlikte, Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz. Bugün iklim ekonomisi programının konuğu. Sayın Deniz, hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş bulduk. Gerçekten de bu işler tartışılırken vatandaş boyutu, yani tüketici boyutu hiç konuşulmuyor. Bir iklim değişikliğinden bahsediyoruz. İşe materyalist taraftan da baksanız, çevreci taraftan da baksanız bir etki olacağı açık. Peki tüketiciyi, vatandaşı nasıl etkileyecek bu süreç? Sizin değerlendirmenizi alalım. Bir kere tüketici insan sonuçta ve iklim değişikliğiyle ilgili her olumsuz gelişme tüketici, yani insanı etkileyen bir durum. Fakat bir taraftan da tüketicinin günlük yaşamını, yaşamını sürdürebilmesi için gereklilikleri var. Şimdi sanıyorum problem burada başlıyor. O gereklilikleri sağlayabilecek üretim modeli bir tarafta, bir taraftan da bizim yıllardır, hatta yüzyıllardır sanayi devriminden bu yana belki de iklimle ilgili hoyrat tutumumuz. Orada arz ve talebi dengelemek adına, üretim modellerinde üretim arttırmak adına yapılan tüm değişiklikler görüldü ki aslında iklim değişikliğine yol açan çok önemli çevresel problemler ortaya çıkarıyor. Basit düşünüyorum. Doğada hiçbir şey kaybolmuyor. Yani kötü sonuçların hiçbiri doğada kaybolmayacak. Ama aynı zamanda iyi şeyler de kaybolmuyor. Onu da göz ardı etmemek lazım. Biz kişi olarak baktığımızda doğaya verdiğimiz her etkinin kaybolmayacağını, yüzyıllarca o etkinin devam edebileceğini hesap ettiğimizde bunun iyi ve kötü anlamda da kaybolmayacağını düşündüğümüzde demek ki bizim yapmamız gereken iyi modellemeler üzerinden gitmektir. Ha, çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Yani kötü nasıl kaybolmuyorsa iyi de kaybolmayacak, iyi şeyler yapalım. Tabii. Şimdi burada bizim mesela çok güncel sorunlarımız ortaya çıkıyor. Enerji kaynaklarıyla ilgili. Yaşamın devamı için enerji gerekiyor. Enerji yoktan var edilebilen bir şey değil. Yani devir daim makinesinden beri bu işin çözümü araştırılmış ama bulunamadı. Enerji hakikaten yoktan var edilemeyen bir şey. Dolayısıyla enerjiyi öyle üretmeliyiz ki hem maliyeti çok düşük olmalı, hem insanlığa yetecek kadar olmalı ama en önemlisi artık bunu konuşuyoruz. Doğayı yüzyıllar sonrasında kötü sonuçlarla karşı karşıya bırakmaktan kaçınan bir enerji üretim modeli olması gerekiyor. Bugün bunu gerçekleştirebiliyor muyuz? Hayır, gerçekleştiremiyoruz. Çünkü bir taraftan petrol ve türevleri, bir taraftan güneş enerjisi, bir taraftan su enerjisi, sudan sağlanan enerji, doğal gaz enerjisi gibi baktığımızda hatta daha uç örneklerim nükleer enerji diye ortaya çıktığımızda bütün bunlarla ilgili toplam paketin doğayla karşı karşıya geldiğimiz bir duruma yol açtığını görüyoruz. Şimdi biz demek ki üretim modelinde bu kadar zaman geçti, iklim değişikliği bu kadar uzun zamandır konuşuluyor ama hala doğaya dost bir enerji üretim modeli geliştirememiş olduğumuza göre yapılması gereken tek şey veya en zorunlu şey ilk sıradaki tüketimi sınırlamak veya akılcı hale getirmek, öyle bir tüketim modeli oluşturmamız gerekiyormuş ki tüketirken bir taraftan hem insanlığa yetecek kadarını tüketmekle sorumluyuz hem de tüketimin çevreyle dost, iklimle dost olmasını sağlamakla yükümlüyüz. Ya bu da bir tüketim bilinci aslında. Çok siz ekonomistsiniz biliyorsunuz. Eğer yeterli para kazanamıyorsanız giderlerinizi kısacaksınız. Doğru. Oradan para kazanmaya çalışacaksınız. Aynı enerji üretiminde de veya iklim değişikliği çerçevesinden enerjiye baktığımızda da yapılması gereken budur. Doğayla %100 dost bir enerji üretimi sağlayamıyorsanız yapmanız gereken demek ki kendi tüketiminizle ilgili süreçleri gözden geçirmek, bunu doğayla dost hale getirmek veya en azından verdiğimiz zararın daha uzun dönemlere ilişkin yayılmasını sağlayarak anlık zaman birimi başına verdiğimiz zararı düşürmektir. Bunu yapmamız gerekiyor. Öte yandan bu tabii tüketicinin gündelik sorunu değil. Tüketici parasını verip enerjiyi satın almak zorunda. Çünkü ısınacağız, yemeğimizi pişireceğiz, aydınlanacağız, ulaşacağız, iletişim kuracağız, bir sürü şey yapacağız. Yani burada bu noktada bizim tüketici olarak üzerinde durabileceğimiz veya alabileceğimiz önlemlerin sayısı çok sınırlı. Ama biz bunu yapıyor muyuz? Hayır, yapmıyoruz. Özellikle
bazı ülkeler hariç dünyanın genelinde enerji tüketiminde veya enerji tüketimini gerekli olduğu bir sürü üretim modelinde maalesef enerjiyi israf ediyoruz. Ülkemizde bu çok yaygın. Elektrikten akaryakıta kadar, hatta suya kadar, su da bir enerjidir sonuçta. O tüketimlerde yeteri kadar hassas davranmadığımız ortaya çıkıyor. Bakın bir örnek vereyim size. Pet şişe, poşet kullanımı gibi çok güncel sorunlarımız var şu anda bizim ülkemizde konuştuğumuz. Bunlarla ilgili bir takım önlemlerin alınması gerekiyor. Çünkü bir geriye dönüşümü sağlarsak, tükettiğimizden arta kalan geriye dönüşümü sağlarsak, aynı ürünleri tekrar üretmek için doğaya vereceğimiz zararı daha azaltmış oluruz. İşte bu geriye dönüşümde bir sıkıntı yaşanıyor ülkemizde veya benzeri ülkelerde. Bir takım önlemler getiriliyor. Örneğin pet şişeyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi birkaç ay önce çok güzel bir proje ortaya attı ama hala hayata geçmedi. Benim evim pet şişe doldu. Yani neydi proje? Pet şişeni getir, işte İstanbul içinde toplu ulaşımı sağlayan İstanbul Kart'a lira yükle diye çok güzel bir proje. Çok da desteklemiştim. Ki aslında bu tip projelerdir tüketiciyi veya vatandaşı tabii, işin içine sokacak olan. Vatandaş olarak beni buna sevk edecek olan, ben günlük hayatta evet pet şişe kullanımına özen gösteriyorum. Geri dönüşümü sağlamaya çalışıyorum. En azından hiç yapmasam pet şişelerimi götürüp ilgili kumbaralarına atmaya çalışıyorum ama eğer bana karşılığında maddi bir menfaat sağlayacaksa daha büyük bir istekle ve doğru, toplumun genelinde böyle bir şey yapılır. Mamafil proje hayata geçmedi. Bir tane metro istasyonunda göstermelik bir makine koydular. Onun için pet şişe atarsanız İstanbul kartınıza şey yapacaksınız, TL yükleyeceksiniz dendi ama 15 milyona yakın nüfusu olan bir ülkede, bir şehirde birkaç tane banko, bankomatik yani, bu işi görmez. Proje tam olarak hayata geçmediği için bu parantez içinde söylemek ama istiyorum. Ama bu güzel diyorsunuz. Çok güzel bir düşünceydi bu. Bunu biz aslında bir süreye yayabiliriz. Ne yapabiliriz? Mesela GSM şirketleri telefon satıyorlar ve yani iletişim yanında telefonla satıyorlar. Şimdi bir önceki modeli, iki önceki modeli bir ara yaygındı. Şu kadar liraya alıyoruz diyorlardı. Bataryaları alıyoruz diyorlardı. Bu çok güzel bir uygulamaydı ama arkası kesildi bunun artık. Yani bunu devam ettirmeli. Hemen hemen her üründe biz bir önceki modeli getirmek karşılığında tüketici maddi, küçük de olsa maddi bir şey verebiliyorsak geriye dönüşüm bakın otomatik olarak sağlamaya başlamış. Kritik bir şey söylüyorsunuz. Yani sosyal sorumluluk projesinin ötesine geçmesi tabii, lazım bunların. Tabii. Toplumsal proje. Toplumsal yani, olması lazım. Toplumun sürdürülebilir olması sürdürülebilir lazım. Sürdürülebilir olması lazım. Anlık kampanyalar, işte şirketler yapıyor. Eskiye getir şu kadar sayalım, sana şu kadar para çıkıyor. Güzel. O kampanya bazında güzel bir üç şey. 3 ay sonra? 3 ay sonra yok. İşte bu geriye dönüşümden bizim tasarruf etmemiz veya geriye dönüşümü sağlıklı yapmamız halinde bizim ihtiyacımız olan o doğaya zararlı üretilen cisimlerle ilgili, ürünlerle ilgili doğaya daha az zarar verme olasılığımızın artacağı düşünülüyor. Kağıt israfı aynı şekilde. Yani kağıdı biz ne yapıyoruz? Sonuçta dayanağı ormandır bunu. Allah'tan Türkiye'de şu kağıdı çok büyük zam geldi de artık ne okuyoruz, ne yazıyoruz, çiziyoruz. Kağıdı daha az tüketiyoruz. Bu zamdan sonra görüldü ki örneğin ben mesleğin gereği yargı binalarındayım. Adalet Bakanlığı bir genelge çıkardı. Arkası kullanılmış kağıtları artık kullanıyorlar. Hatta biz duruşmalara girdiğimizde bize eskiden bir tutanak verirlerdi. O tutanağı istersek veriyorlar artık. Kendilerinden vermiyorlar. Bakın kendiliğinden gelişen bir tasarruf oluştu. Bunu iklim değişikliği zihniyetiyle mi yaptık? Gayet. A4 kağıda çok ciddi zam geldiği için yaptık. Ama işe yaradı. Ama işe yaradı. Yani bakın burada geriye dönüşüm anlamında önemli bir merhale sağlanmış oldu. Sadece yargı binaları değil, ben eğitim binalarında da aynı şeyi görüyorum. Kamu kurumlarında finanse edemedikleri için arkaları kullanmaya başlandı, kağıdın değeri anlaşıldı. Şirketlerde çok uzun zamandır yapılır aslında bu yıllardır. Yapılır. Bakın bu özel sektör düşüncesinin aslında kamu sektöründe de çoktan beri yer alması gerekirdi. Finansman sorunu ortaya çıkınca hatırladım. Yine aynı şekilde bu güncel bir konu var. Poşetlerin işte 25 kuruşa satılması. O işe yarayacak mı? Ya da satılmalı mı? Şimdi sevgili Çetin Üsalan, bu konuda bu konuşma ilk başladığından beri işte gerek tüketicilerden gerekse medyadan bize bu konuda ne düşünüyorsunuz sorusu çok sık soruldu. Ben şimdi Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı olarak baktığımda
farklı sonuçlara gidiyorum. Ama bir insan olarak, bir doğa dostu olarak baktığımda farklı sonuçlara yani ben ulaşıyorum. Bundan 20 sene önce mesela Almanya'da markette böyle bir uygulama olduğunu biliyorum. Evet. Satın alırdınız. Doğru uygulamadır bu. Ama onun yerine mesela kağıdı da, tabii, geri dönüşümlü kağıdı da size ücretsiz verirlerdi. Yani şimdi eğer poşetle taşımak istiyorsanız onun doğaya bir maliyeti var. Doğaya bir maliyeti var ise size cebinizde de bir maliyetin olması gerekir. Ve ne yapmanız lazım? O maliyeti göze almanız gerekir. Doğru olan budur. Kaldı ki sizin yaşınızda, benim yaşımda müsait. Biz pazara giderken cebimize fileleri doldurup böyle giderdik. Doğru, yani fileler, çok güzel vardı. Fileler vardı. Filelere alır getirirdik biz. Yine kağıttan yapılmış kese kağıdıyla alışverişi tamamlamak olası. Bütün bu seçenekler varken biz yıllardır marketlerde poşet üzerine poşet, hatta bir de fazladan da hanımlarımız fazladan da çöp poşeti olarak işte kullanırlardı. Bu 25 kuruş uygulaması doğru bir çerçeveden geliyor. Fakat tüketiciye yansıması tabii ki tüketici açısından bir olumsuzluğa yol açıyor. Ne alırsanız alın, 25 kuruş verirseniz ancak poşet alabiliyorsanız bu bir tüketici açısından maliyettir. Bir de fiyatlara yedirmek de çok dürüstçe bir davranış değil. Dürüstçe olmayacak. Yani tabii, açıkça o 25 kuruşu vermeli ki bilinç tabii uyansın. Ya şimdi marketlerin bazılarında hazırlıklar var, görüyoruz. Biz 25 kuruş almayacağız ama diyorlar, ne yapacaklar? Muhtemelen ürünlere yedirecekler. Bu kabul edilebilir diye, bir ürünün fiyatı neyse kardeşim sen oradan sat. 25 kuruşa yasa gereği de bir bana poşetini ben istiyorsam bana sat. Bu kadar. Bunun dışındaki antin kuntin işleri açıkçası gerek yok. Yani biraz kaba konuştum ama marketlerde çünkü bu fiyat aldatmacıları yıllardır mücadele ediyoruz ve hep bir türlü önüne alamadığımız bir şey olduğu için söylüyorum. Yapılması gereken budur. Poşet uygulamasının yanındayız. 25 kuruş veya farklı bedelle satılması doğa ile ilgili sorunumuzun azaltılması anlamında önemli bir adamdır. Çünkü 85 milyonluk büyük bir ülkede yaşıyoruz. Dünya kadar marketlerde poşetler tüketiliyor. Bunu göz ardı edemeyiz. Eskiye dönmekte hiçbir zarar yok. Filelerimizi gidip açık sergilerden satın alacağız. Filelerimizi evde muhafaza edeceğiz. Alışverişe gittiğimizde fileyi kullanacağız. Mesela bu kadar basit. Peki süren bitti ama iki cümlede şu noktayı, fikrinizi almak isterim. Şu ayrıştırma meselesini, çöp ayrıştırma meselesini bir türlü halledemedik. Ne yapmamız lazım? Ayrıştıracağız. Hayır yani ama niye tıkanıyor bu iş? İş tüketicide bitiyor. Kişi bazında önce tıkanıyoruz. Ondan sonra belediyelerin bu konuda, yerel yönetimlerin bu konudaki ayrıştırma merkezleri, yani tüketicinin getirip ayrışmış çöpünü atabileceği, atığını atabileceği merkezlerin çok yaygın olmaması. Yani ben kendi yaşadığım semtlerde, iş yerinin olduğu semtlerde bakıyorum. Evet, bazı lokasyonlarda var ama semt oradan ibaret değil ki. Yani sokak aralarına kadar yayılması gereken bir şey. Ama bunun yerel yönetimi yapsa da acaba kişilerde aynı bilinç var mı? Ben çok defa komşularımın atıklarına baktığım zaman pet şişe de aynı yerde, yemek atığı da aynı yerde, yağ atığı da aynı yerde, piller de aynı yerde. Bu kabul edilmez. Bu kişisel eğitime bir şey gibi. Bu hem çevreye zarar, hem ekonomiye zarar, hem de aslında çok hoş da görüntüler çıkmıyor ortaya. Kesinlikle. Sayın Deniz, çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Bu meselenin tüketici boyutunu yine zaman zaman sizle burada konuşmak isteriz. Üzerinde durmak isteriz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Efendim, iklim ekonomisinde bugün Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz'de işin tüketici boyutunu konuştuk. Aslında meselenin tam anahtar noktasında, yani ne yaparsanız yapın eğer sokaktaki insanı ikna edemiyorsanız sonuç almanız mümkün değil. Sayın Deniz, poşet uygulamasından bir takım atıkların dönüştürülmesine kadar, enerji kullanımındaki tasarrufa, su kullanımındaki tasarrufa kadar birçok noktanın altını çizdi. Demek ki iş bizlere düşüyor. Bir başka iklim ekonomisinde görüşene dek şimdilik hoşçakalın efendim.